bizden bize de şimdi özel bir açılışa gidiyoruz. Adil Palta, Avrupa'nın ve Türkiye'nin önde gelen markalarından birinin sahibi olan firmanın yönetim kurulu başkanı ve açılışa ev sahipliği yapan iş insanı İsmail Doğan'la buluştu ve çok özel bir röportaj gerçekleştirdi. Sevgili izleyenlerimiz, Eurostar olarak, bizden biz ekip olarak Doğu Taş'ın açılışındayız. Gönde çok güzel bir şubeyi açtı. Gurur duyuyoruz. Yanımızda başarılı iş insanı İsmail Doğan var. Merhabalar, hoş geldiniz. Ayağınızın tozuyla çok koşturuyorsunuz İsmail Bey. Nasıl geçiyor? Gurur veriyoruz. Gurur duyduk gerçekten sizlerle. Bugün açılıştayız. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi her şeyden önce Almanya'nın Köln şehrinde olmak, sizlerle beraber olmak. Burada da bölgenin en güzel mağazasını açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet. Önemli konuklarımız var. Yanımızda da şov ve iş dünyasının önemli ismi Hasena da eşlik ediyor bize. Hoş geldin. Nasıl? Avrupa'da çığ gibi büyüyoruz değil mi? Artık dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Biz zaten öyleydik de geç fark ediyorlar bizi. İsmail Bey gibi iş insanlarına çok ihtiyacımız var burada. Biraz daha hani böyle ufku geniş, çok daha şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Almanlar, Hollanda, birçok ülkelerde de artık olacak değil mi bu İsmail Bey? Kesinlikle. Zaten bizim şu anda Avrupa'da, Hollanda, Belçika, Fransa'da mağazalarımız var. Almanya'da da bu dördüncü mağazamız. Bunlar Almanya'nın bütün şehirlerinde yayılarak devam edeceğiz. Burada bizim hem özellikle dünden beri izliyoruz, özellikle gelen Alman müşterilerinin ciddi anlamda dikkatini çekiyor. Türkiye'de de böyle ürünler üretiliyor mu? O da bizi acayip çok keyiflendirdi ve gururlandırdı. Gerçekten. Artık bir ses getirmeye başladık her konuda. Biz geçen hafta İtalya'da mobilya fuarına katıldık. Yani standımıza giren bizi baştan İtalyan Avrupa markası zannetti. Türk imajını kesinlikle daha güzel, böyle iyi yerlerde, güzel dekorasyon, güzel noktalarda olursak, sizler de işte Hasan Hanım olsun, sizler de bizleri çok iyi şekilde, az önce ifade ettiği gibi, yani bizim gibi yatırımcılar da Avrupa'da varlığını hissettirdiği sürece inşallah biz de ciddi bir marka olacağız. İsmail Bey, nasıl yoğunluğunuz, çalışmanız, sürekli yollardasınız herhalde. Arga bu çalışmaları da oluyordur mutlaka. Hani mobilyaların tasarımları, İtalya'dan bahsettiniz, mobilya fuarı. Yani bir şekilde insanların artık kendini yenilemesi gerekiyor değil mi? Bir de dünya dijitalleşmeye geçti. Siz de bu konuda faydalanıyor musunuz yeterince? Bu dijitalleşmeden. Sen çok güzel söyledi. Gerçekten bizim Türkiye'deki yeni nesil de özellikle bizim şu anda bu görmüş olduğunuz tasarımların hepsi bizim 50 tane Türk gencinin yaptığı tasarımlar. Ne güzel. Ve biz şu anda dünyanın her yerinde, Amerika'da, İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da olmak üzere bu ürünlerimizi Almanya'da olduğu gibi o ülkelerde de beğeniyorlar. Dediği gibi bizim biraz daha böyle reklamla ön plana çıkmasam, çünkü o değerler ve o şey bizde var, yani o cevher bizde var. Şunu da diyebiliriz, artık dünya markası olma yolunda inşallah. Tabii yani. Biz şu anda dünyada 58 tane ülkede varız zaten. 58 müthiş bir ülkede sayı varız. Yani 58. Mobilya grubu olarak aynı zamanda bizim 5 tane daha markamız var. Yani 700 taneye yakın, gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da bu kadar bu nitelikte mağazamız var. Yani biz de onlarla gurur duyuyoruz. Her yılda büyüyerek devam ediyoruz. Evet. Ürünler sürekli İsmail Bey bu arada yenileniyor değil mi? Yani insanların isteğine göre kumaş beğenmesi veya tercih ettikleri şeye göre. Artık şöyle, tekstil aynı bayan şu anda kullanmış olduğu çantasından, kullanmış olduğu şalına kadar bunu koltuğa yansıtmadığımız zaman aynı moda gibi sürekli yenilememiz gerekiyor.
İsmail Bey, mobilya insanın hayatında ne kadar yaşam standardını yükseltiyor? Yani değiştirdiğiniz bir mobilya mutlaka evdeki. Tabii bizim şimdi 3 türlü müşteri programımız var. Bir, yeni evlenecekler. Artı evlenip de boşananlar. İkinci ev açılıyor. Bir de özellikle yeni evini yenileyenler. Yani bizim o tür bir tüketici profilimiz var. Yani özellikle gençler şu anda bizim çizgilerimizi çok beğeniyor. Evet. Mobilya demek huzur demek. Huzur, yuva evet. demek. Yani mobilyası kötü olan bir evde insanlar oturup huzurlu olamaz. Evet, hayırlı uğurlu olsun diye. Sağ olun, çok teşekkürler. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah'ım bol kazanç versin. Amin hep beraber. 1, 10, 10. Hop. Evet, alkışlayalım. Sevgili izleyenlerimiz, başarılı iş insanı Mehmet Sarda yanımızda. Açılışı yaptık az önce. Mutluyuz değil mi? Yani bunu artık dile getirmek bile zor aslında. Yani çok mutlu. Yani gerçekten çok mutluyum. Yani aileniz de yanınızda, kızınız yanınızda. Bunlar gurur verici bir şeyler. Tabii. Yani hakikaten hani şöyle belediye başkanının da söylediği gibi burada işverenlerimiz olması aslında uyuma da katkı oluyor Mehmet Bey. Yani insanlar burada Almanlar gelip alışverişini yapacak. Beğeniyorlardı mutlaka. Biz de bunu severek yapıyoruz. Onlar bize moral veriyor, enerji veriyor. Yani misafirperimizi gösteriyoruz burada. Bugün de özellikle yönetim kurulu başkanı İsmail Doğan da buradaydı. Özel açılış için de geldi. Sizleri onurlandırdı. Güzel bir şey yani. Avrupa'da artık sizler gibi değerli iş adamları çığ gibi büyüyoruz değil mi? Hani biz beklemiyorduk. Yani evet. Listeyi görünce İsmail Bey geliyor diye. Evet. Hani tabii yani bir biliyorsunuz holdingin başında evet. Kendisi. Kendisi buraya gelmek yani Köln'e bizi ziyaret etmedi açılışa. Yani gerçekten evet. Çok mutlu etti bizi. Evet. Bu arada seyircilerimize görüntü yönetmenimiz Serhat Özgün'e elini çekerse şunların güzelliğine, estetiğine bakın ya. Yani hakikaten inanılmaz. Türkiye'de de bildiğin gibi ekskluzif. Hani gerçekten ekskluzif bir ürün talep ediyor. Evet. Ya artık Avrupa standartları üzerinde dedim. Bunun bir Ar-Ge çalışması var, ön çalışması var, tasarımcılar var. Türkiye'de bu işi yapan. Hakikaten başka bir boyuta geçti mobilya değil mi? Son yıllarda özellikle trend oldu. O standardı yakalamak için yani misal yatağı da alsak hani senelerce bunun arkasında işte sertifikasyonunuz olsun başlarında oluyorlar. Yani senelerce bir prosedür sürüyor. Ama sonuçta ortaya çıkıyor. Yani çok kaliteli evet. bir ürün çıkıyor. Burada da görüyorsunuz yani değişik bir tarz. Yani evet. çok değişik biraz yani cam evet. üstü. Galiba deriyle mi kaplan böyle altında bir şey? Altında da deri kaplanmış. Yani evet. bunda işte iç mimarlar, çizimler bu bir çalışma yapılıyor. Evet. Yani bir farkı görüyorsunuz. Yani siz de görmüyor musunuz? Görüyorum. Böyle bir fark görüyorsunuz tabii, değil mi? Tabii yani, farklılık hani var. Böyle, daha artık eskisine göre daha sade, daha estetik. Modern. Yani çok ilerledik ya. Evet, gerçekten çok ilerledik. Her şeyden önce Mehmet Bey sağ olsun bize burada çok güzel bir mağaza kazandırmış. Biz de elimizden geldiğince mağazayı beraber içerisinde güzel bir seviyeye getirdik. Biz de kendisini böyle güzel bir mağaza bize kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Biz de elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Almanya'nın o büyük şehirlerinde olacak. Hasan Hanım da sağ olsun bugün geldi bize burada moral verdi, motive etti.